Merhaba arkadaşlar, Bilgisayar Mühendisliği 2021 AYT Fizik Soru Bankası'nın çözümleriyle birlikteyiz. 6. testimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birbirine O noktasından bağlanan yaylar, yay sabiti 2K, sabitleri 2K ve K'dır. X ve Y cisimlerinin yaylara iplerle şekildeki bağlanarak asıldıklarında dengede kalıyor. Yaylarda meydana gelen uzamaların oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, burada sistem dengede kaldığına göre demek ki bizim ipimizin bu tarafa çeken kuvvet ile bu tarafa çeken kuvvet birbirlerine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Kuvvetler eşitse o zaman şöyle bir durum söz konusu. F eşittir K çarpı X bağıntısı vardı. Hook yasasını hatırlarsanız. O zaman birinci durumda şöyle yazacağız değil mi? F eşittir 2K çarpı X1 olsun. Diğeri için de F eşittir K çarpı X2 olur. Bunlar oranlarsak F'ler gider. K'lar oranlarsak X1 bölü X2 oranı buradan ne çıkar? 1 bölü 2. Yani cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Geldik ikinci soruya. O noktasına uygulanan aynı düzlemdeki F1 ve F2 kuvvetlerinin bileşkesi R'dir. Alfa arasındaki ifadesindeki bağıntı da alfanın açısına bağlı olarak 90 dereceden küçük, 180 dereceden büyük. Pardon, 90 dereceden büyük, 180 dereceden küçük olduğuna göre R'nin büyüklüğü hangilerine eşit olamaz? Şimdi diyelim ki alfa 90 derece olsaydı ne olacaktı? 5, 12 şöyle bir durum söz konusu olacaktı. Şurası 12 Newton, şurası 5 Newton, 90 derece ise daha düzgün yazalım. Şöyle bir saniyenizi alacağım. Şöyle yapalım. Şurada bizim 12 Newton'umuz var. Burada da 5 Newton'umuz var. Aralarındaki açı 90 derece ise bileşke ne olacaktı? Bileşke 5, 12, 13 Newton olacaktı. Peki aralarındaki açı 180 derece olsaydı eğer, 180 dereceyi kabul edersek şöyle olacaktı. 5 Newton sağa doğru, 12 Newton sola doğru. Aralarındaki açı 180 derece. Bileşke ne olacak o zaman? Bunların farkı kadar olacaktı. Yani bileşkemiz 7 Newton olacaktı. O zaman bizim bileşkemiz de 7 Newton'dan küçük, büyük pardon, 13 Newton'dan ne olmalı? Küçük olmalı. Hangisine eşit olamaz demiş. Demek ki 13 Newton'a eşit olamaz, 7 Newton'a eşit olamaz ama 9'a eşit olabilir. Yani cevabımız 1 ve 3 E seçeneğidir diyoruz. Geldik 3. soruya. Aynı düzlemdeki F1, F2, F3 kuvvetleri bir çemberin merkezine şekildeki gibi uygulanıyor. Alfa eşittir beta olduğuna göre hangileri doğru olabilir? Şimdi arkadaşlar buradaki bileşkelerimiz R, R, R. Şimdi şöyle bir durum söz konusu olmalı değil mi? Bileşke sıfır olabilir mi? Şimdi olabilirlik sorusu olduğu için açı değerlerini bilmiyorum. Alfa eşittir beta demiş ya, eğer alfa 60, beta da 60 derece ise, yani bunların ikisi arasındaki açı 120 derece ise bileşke bunlara eşit R kadar. R ile de şuraya birbirlerini götüreceği için bileşke kuvveti 0 olabilir mi? Evet olabilir. Peki alfa 60 derece olmasaydı, alfa 60 derece olmasaydı. Mesela alfa kaç olsun? Alfa 45 derece olsun. Alfa 45, beta da 45 derece ise R, R ise bileşke ne yapacaktır? Bileşke bunların R kök 2 katı kadar olacaktı. Bu durumda aşağıya doğru da R varsa kim daha büyük? R kök 2 daha büyük olduğu için bileşke nereye doğru olacaktı? Y doğrultusunda, yani artı Y yönünde olacaktı. O zaman bileşke kuvvet artı Y yönündedir. Olabilir mi? Evet olabilir. Peki bileşke kuvvet artı bileşik kuvvet x doğrultusunda olabilir mi? Bileşik kuvvet arkadaşlar x doğrultusunda olamaz. Çünkü x doğrultusunda olabilmesi için f1 ve f2'lerden birinin olmaması lazım. Çünkü f1 ve f2'nin bileşkesi açılara eşit olduğuna göre bileşkesi bu aralıkta bir değerde olmak zorunda. Yani y doğrultusunda olmak zorunda. O yüzden bu ifade olamaz. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Geldik 4. soruya. Arkadaşlar 4. soruda da açı ile ilgili ifadeyi T1, T2, T3 gerilmeleri ile ilgili olarak dijital ortamda çıkmamış bu baskıda T1, T2, T3
hangisi olduğunu bilmediğimiz için net bir yorum yapamayacağız. Geldik 5. soruya. Esnek K ve L yayları P ağırlıklı cisimle P ağırlığındaki cisim düşey düzlemdeki sistemde şekildeki gibi dengededir. Dengede diyorsa bileşke ne olacaktı? Sıfır olacaktı. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Peki bakalım hemen. Bir kere bileşkemiz sıfır olabilmesi için P gerilmesi aşağıya doğruysa benim bileşkem tam şuradaki gerilmede olup P kadar olmalıdır. Açılar eşit. Buna dikkat. O zaman yaylardaki uzama miktarları eşittir demiş. Yaylardaki uzama miktarları eşittir. Temel sebebi nedir? Kesinlikle doğrudur ifadesinde. Kesinlik ifadesi belirtir mi? Ona bir bakalım. K ve L yaylardaki kuvvetler eşittir. Şimdi arkadaşlar, şimdi bileşke kuvvet tam ortadan olabilmesi ve açıların birbirine eşit olabilmesinin şartı şudur. Bunu oluşturan şu iki kuvvet, şunlar, birbirlerine eşit olmalıdır. Eşit olursa bileşke kuvvet tam ortadan geçer. O zaman yani buradaki F kuvveti ise şurası da F kuvvet olmalıdır. Peki o zaman birinci öncülümüz kesin doğrudur. Yaylardaki uzamalar eşittir demiş. Şimdi burada yayların özellikleri esneme katsayıları ile ilgili olarak F eşittir K çarpı X olduğu için tamam bunu biliyoruz. K'yı bilmediğimiz için X hakkında da eşittir ifadesini kullanamam. O yüzden bu ifade kesin değildir. Şuna bir çarp atalım. K yayındaki kuvvet P'den büyüktür. K yayındaki kuvvet de P'den büyüktür ifadesi kesinlik belirtmez. Çünkü bir kere aralarında eşit de olabilir. 60-60 derecelik bir açıya eşit olur. P'ye eşit olabilir. 60-60 olursa F olması lazım. O yüzden bu ifade de kesin değildir. Cevabımız yalnız bir olacaktır. Geldik 6. soruya. Sürtünmesiz yatay düzlemde M kütleli cisme aynı düzlemdeki kuvvetler şekildeki gibi uygulanıyor. Cisme etkeden bileşik kuvvet kaç Newton'dur? Ne yapacağız? Aynı yönlü bakan kuvvetler, zıt yönlü bakan kuvvetler çıkartılır diyoruz. F1 ile F4 zıt yönlü olduğu için 3, 6 aşağıya doğru kaç kaldı? 3 Newton kaldı. 1, 5 sağa sola bakan kuvvetler zıt yönlü çıkartacağız. 1, 5 çıkarttık kaç kaldı? 4 Newton kaldı. Aralarındaki açı 90 derece olduğuna göre 3, 4, 5 üçgeninden cevabımız B seçeneği olacaktır. 7. sorumuz. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan durgun M kütleli cisme şekildeki F1, F2, F3 kuvvetleri aynı anda uygulandığında cisim F1 yönünde hareket ediyor. Buna göre kuvvetlerin büyüklükleriyle ilgili olarak hangileri doğru olabilir demiş. Şimdi burada da bize bir ipucu vermiş. Demiş ki alfa büyüktür 45 derece. Mesela alfaya kaç diyelim? 60 derece diyelim. Burası 60 ise şurası da 60 derecedir. Buraya kaç kalır? 30 derece kalır. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum söz konusu olmalı. Alfa 45 dereceden büyük olduğu için olabilirlik söz konusu. Bir kere F1 yönünde gidebilmemiz için de bizim bu F2 ile F3'ün bileşkesi de hangi doğrultuda olmalı? F1'in doğrultusunda olmalı. O zaman F2 ile F3'ü kıyaslayacak olursak bileşke F2 ile F3'ün bileşkesi F2'ye daha yakın olduğuna göre F2 büyüktür F3 olabilir mi? Evet, bu kesin doğrudur zaten. O zaman F2 F3'ten büyüktür doğru olabilir. Bu olamaz. F2 F3 eşit midir? Hayır, bu da olamayacağı için direkt yalnız bir cevabımız olacaktır. Geldik 8. soruya. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan K cismi aynı düzlemde bulunan F1, F2, F3 kuvvetleriyle şekildeki gibi uygulanıyor. Cismi dengede tutan kuvvetin büyüklüğü kaç Newton'dur? Dengede tutan kuvvet dediğine göre bileşkeyi ne yapan kuvvettir? Bileşkeyi sıfır yapan kuvvettir. Hemen 6 kök 2 45 derecelik açılar verildiği için bileşenden ayırırsam burada 6 Newton. Bir de burada 6 Newton'a olacak şekilde bileşkeye ayrılmış olur. O zaman benim yeni bileşkem şöyle, yeni kuvvetlerim şöyle oldu. 16 Newton sağa doğru, 12 Newton yukarı doğru. Bileşke ne yapacaktır? Aralarındaki açı 90 derece ise 3, 4, 5'in 4'er katı dikkat ederseniz o zaman 20 Newton'luk bir bileşkemiz olacak. Bana bileşkeyi sormuyor bakın dikkat edin. Neyi soruyor? Cismi dengede tutan kuvvet. Cismi dengede tutan kuvvet de bu 20 Newton'a zıt ve eşit büyüklükte olan 20 Newton'luk kuvvet olacaktır. Yani cevabımız A seçeneğidir diyoruz.
O noktasını etki eden, geldik 9. soruya. O noktasını etki eden aynı düzlemdeki F1, F2, F3 kuvvetlerinden F1 ile F2'nin bileşkesi R1'dir. Hemen bakalım. F1 ve F2 aralarındaki açı kaç derece? 120 derece ise bileşke bunların tam ortalarında kuvvetlerden birine eşit olacak şekilde 6 Newton olarak yazılır. Yani R1 kaç Newton'muş? 6 Newton'muş. Peki. Şurayı silelim hemen. Geldik. Diğerine F1 ile F2'nin bileşkesi ise R2'dir. F1 burada, F3 burada. O zaman hemen ben burada F3'ü bileşenlerine ayırayım. F3'ü bileşenlerine ayırırsam burası sinüs 53'tür. 5 çarpı sinüs 53 0,8'dir. Ne gelecektir? 5 çarpı 0,8'den 4 Newton gelecektir. Burada ise 5 çarpı 0,6'dan 3 Newton gelecek. O zaman dikkat ederseniz 6 Newton ile 3 Newton yukarı doğru 3 Newton kalır. Şu gider. 3, 4 ise bunların bileşkesi de tam bunların orta noktalarından. Şöyle çizemedik. Tam bunların orta noktalarından şöyle 5 Newton 5 Newton olacak şekilde çıkar. Yani R2'de kaç Newton çıkar? 5 Newton çıkar. Bunların oranını sormuş. 6 bölü 5 cevabımızdır. E seçeneği olur. Geldik 10. soruya. Türdeş sürtünmesiz sistemde P ağırlık türdeş küre şekildeki gibi dengedeyken ipteki gerilme kuvveti T P olmaktadır. Yani şurası P'ye eşitmiş. K duvarının tepki kuvveti büyüklüğü FK. O zaman şuraya FK'yı çizersek. L duvarının tepki kuvvetinin büyüklüğü de FL. Onu da buraya çizdik. FK bölü FL oranı nedir demiş. Hemen yerleştirelim şimdi. Öncelikle şöyle yerleştirecek olursak. Şimdi bizim P ağırlığımız nereye doğrudur? Aşağı doğrudur. FK, FL nereye doğru? Sağa doğru. Şuraya da FL dersek. Şimdi şurayı 37 derece ise şuradaki şu açım 53 derecedir. Şimdi P'nin iki tane bileşeni var. Bu bileşenler nelerdir arkadaşlar? Bu bileşenler bir tanesi şuraya doğru P çarpı 0,8'dir. Sinüs 53'tür. Bir tanesi de sola doğru P çarpı 0,6'dır. Peki şimdi dengeleyen kuvvetlere bakarsak. Sağa sola dengeleyenler kimler? FL kim tarafından dengeleniyor? P çarpı 0,6 tarafından. Peki FK kim tarafından dengeleniyor? Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz aşağıya doğru olan P var. Yukarı doğru olan ise FK artı P çarpı 0,8 var. O zaman P'yi buraya gönder. P çarpı 0,8 buraya gönderirsek FK ne olacaktır? P çarpı 0,2 olacaktır. O zaman bize bunların oranını sormuş. Biri P çarpı 0,6, diğeri ise P çarpı 0,2. Yani FK eşittir P çarpı 0,2. FL eşittir P çarpı 0,6 ise bunlar oranlarsak sonucumuz 1 bölü 3 yani C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar 6. testimizi kesişen kuvvetlerin dengesi konusunun kesişen kuvvetlerle ilgili olan testlerimizi bitirmiş olduk. Bundan sonraki testimiz tork, 7. testimiz tork ve denge sorularında görüşmek.